Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar hayırlı savurular diliyorum e, teknik analiz yapmayacaktım yalnız e, böyle çok mesajlar geldi e, böyle birkaç tane ise bakmak istiyorum açıkçası e, hem böyle biraz ufaktan başlayalım istedim e, şimdi birinci isemiz Konya Konya hissesini çok merak etmişler ee, Nereden gelmiş bu ise 1700 1800 seviyelerinden e, buralara kadar e, düşmüş 840 TL'ye kadar düşmüş 840 TL desteği çalışmış endeksle beraber bu ise de saldı e, bu isenin e, şöyle bir e, güzel tarafı var arkadaşlar formasyonlara çok yönelik bir ise şöyle bir biraz büyütürsek arkadaşlar ee, ne kadar güzel bir e, formasyonla beraber hareket ettiğini görebiliyoruz. Bakın burada inanılmaz güzel bir desen. Ee, bu desen hedefi tamamıyla şuradaki seviye takabül ediyor. Buradaki seviyede piyasanın vermiş olduğu gazla bu iseyi tekrar yukarı yönlü hareketine devam ettirmiş. Burada da keza aynı şekilde e, bir formasyon hareketi. Bu formasyon hareketinden sonra tarihi zirveler gelmiş Konya Çimento için. Şimdi bu saatten sonra Konya Çimento ne yapacaktır? Ne edecektir? Bunu çok açık bir şekilde dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani öncelikle beni e, iyi bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Kesinlikle yapmış olduğumuz yorumlar e, yatırım tavsiyesi değildir. Endeks kötüyken ya söylemiş olduğumuz hiçbir hedef Gerçekleşmez. Bunu mutlaka sürekli hatırlatmama herhalde gerek kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz bilinçli yatırımcısınız. Öyle tahmin ediyorum. Yani endeks çalışıyorsa arkadaşlar burada vermiş olduğum hiçbir destek çalışmaz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Başlayalım. Şimdi bu ise teknik olarak evet 4, 840 TL'de bir desteği varmış. 840 TL'yi bugün görmüş. Hatta biraz da sarkmış, lakin gün sonunda 852 TL ile kapanışı yapmış. Bu da önemli bir şeydir. Bizim kesinlikle stop loss yerimiz arkadaşlar, bak kesinlikle diyorum 840 TL. Stop loss burası olması gerekiyor Çünkü neden? Eğer ki eğer ki bakın şöyle bir temiz temize vursam mı? Temize vursam? Evet temize vurayım. Bakın eğer Şimdi e, burada çok kötü bir görüntü var. E, yani endeks bu ise buraya sürüklemiş. E, bakın burada yani diyebiliriz. Obo görüntüsü arkadaşlar. Bu bir Obo görüntüsüdür. E, burada normal şartlarda yani şurada e, çıkış yapılabilirdi. Yani şuradaki seviyede çıkış yerimiz olurdu. Yani stop loss yerimizdi. Zarar kes yerimizdi. E, tabii biz burayı görmedik maalesef. Ee, şimdi buradan e, bir tepki ile 1050'ye kadar bir gitme potansiyeli olabilir. E, 1050'ye gitme potansiyeli olabilir. Yani buradan e, vurup e, yukarı yönlü bir hareket beklenilebilir. E, büyük ihtimalle gelebilir yani arkadaşlar. Gelme edebilir tabii ki bu bizim öngörülerimizdir. Şimdi buradaki formasyonun asıl hedefi nedir arkadaşlar? Aşağı gelebilme durumu neresi olur? şuradaki kanal boyu kadar bir düşüş açıkçası bekleniliyor. Şöyle. Bu ise gelir diye demiyorum. Formasyon var. Bu formasyon buraya kadar gelir diye bir şey de söz konusu değildir. Yani 360-370 TL'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Olur mu? Ben zannetmiyorum da. Çünkü lotu çok az arkadaşlar. Piyasa her türlü bu hisseyi kaldırırlar. Bu, bu bir. Yani büyük pencereden bakarsan burada formasyon e, burayı gösteriyor. Başka bir formasyon daha var yukarıda, e, şurada e, alacak olur isem, şuraya alacak olur isem, e, burada e, zaten bakarsanız arkadaşlar yapmış hemen hemen, yani yapmış hemen hemen. E, burada tepki gelebilme ihtimali yüksektir e, ee, dediğim gibi şuradaki seviye 840 seviyesi e, bizim için stop loss seviyesi olacak. E, yani 840'ta stop loss'unu koyarsan artık belki 820'lerde de e, durabilme ihtimali var. 840'ın üstünde kaldığı sürece arkadaşlar bizim için olumludur oyuna dahil olma yolunda girebiliriz. Lotu çok azdır. Bedelsiz sermaye potansiyeli bu hisseyi zaten buradaki seviyelere kadar getirdi. Biraz önceki videoda ne söyledim arkadaşlar? Eğer ki endeks yükselir ise endeks artı bir artı iki artı üçte kapanışlar yapar ise bu süre zarfı içerisinde lotu az olan hisseler tavan serilerine başlar. Endeks düşer ise de Buna en iyi tepki veren, en böyle çabuk bir şekilde tepki veren hisseler lotu az olan hisselerdir. Direktmen taban yiyebilirler. Çünkü küçük yatırımcının içinde olduğu hisselerdir bunlar. Yani panik satışları gelen hisselerdir. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kısada dediğim gibi 840'ın altında hatta biraz daha... 830'ların altında kesinlikle stop loss konulur. 830'un üstünde kaldığı sürece senin için bir sıkıntı olmayacaktır. 1050'ye kadar gidebilecek bir tepki oluşabilir Konya'da. Bir sonraki hissemiz dedik. Dedik hissesi. Gediği merak etmişler. Şimdi gidip arkadaşlar 17.40'da bizim bir stop loss'umuz vardır. RSI pozitif uyumsuzlukta hisse yükselmek istiyor. Ekenoğlu destek indikatöründe 300 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamayı kesmiştir. onun da bilincinde olmanız dileğiyle bakın burada şöyle bir göstereyim. Eee RSI Bakın arkadaşlar buradaki dipleri görüyorsunuz. Şuradaki dipleri görüyorsunuz. Bunlar tamamen pozitif uyumsuzluk Aslında fiyat buradaki dip ile Şuradaki dip aynı seviyede ve hatta ve hatta Şuradaki dip Şuradaki dipin altındadır burada da tam olaylar bambaşka bir şeydir bakın buradaki dip Şuradaki diple aynı seviyede Halbuki Şuradaki dip Şuradaki dipin üstündedir yani fiyat aşağı doğru gelmiş ama burada aşağı yönlü bir hareket gelmek istemiyor. Yani diyor ki ben burada stabil kalmak istiyorum. Aslında burada hisseyi aşağı inmek istemiyordu. Şurada yani 20 19 30'larda, 20 TL'lerde hisse tutunma çalışıyordu. Ama endeksle beraber bu hisse de kendini aşağı saldı. Dediğimiz gibi burada pozitif uyumsuzluk var. Çalışır çalışmaz bilmiyoruz. 17.40'ın altında stop loss kesinlikle beklenilmesi gerekiyor. Kısa da yani yarın 19.35 seviyeleri gelebilme ihtimali yüksek olabilir. Yani en azından bir tepki %5-6'lık bir dilim gelebilir. Gedik yatırım için buranın üstünde atar ise çok güzel olur. 19.35'lerin üstüne atar ise ileriki zaman dilimi için söylüyorum. O 19.35 artık sizin için stop loss seviyesi olacak. 19.35'in üstünde kaldığı sürece yoluna devam edeceksiniz. Yani şuradaki seviyeler 22.60'lar. 22 22.60'ların üstünde tabi bunları daha sonra tekrar bakacağız. Gedik için. Şimdi konuya baktık. Gedi'ye baktık. Şimdi e, e -G o emlak konut. Açıkçası e, hala elimde olan biri ise, e, maliyetimde e, bir önceki videoda söylemiştim 1.91. E, kesinlikle hiçbir şekilde satmayacağım hisselerden bir tanesi. Hiçbir şekilde şu an satmayacağım. 2 aylık bir zaman dilimim var. O iki ay boyunca taşıyacağım bu hisseyi. Neden 2 ay? Çünkü Haziranda e, ne yapılıyor? Ee, Kanal İstanbul'un temeli atılıyor. O yüzden bu hissenin çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu bir İLAS Holding 2 e, yani İLAS gayrimenkul İLAS Holding 2 bunlar e, önümüzdeki günlerde daha güzel seviyelere gelebileceğine inandığım yiyselerdir. destek olarak şuradaki seviyelere kadar da 1.60'a 1.61'e kadar da geri çekilme söz konusu olabilir. çok da kafaya taktım bir olay değil açıkçası. Burada da destek yapmış arkadaşlar. Yani şurada da bu ise destek yapmış. 1.72'de destek eee desteğimiz var. Güçlü bir destektir. Buranın altında zaten ise çok böyle eee 1.80'in altında inmek istemiyor. İnse bile 1.72'den zaten her türlü dönüyor. Dönecek yani burada e, yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır zaten 1.70'in üstünde duruyor. E, bu ise 2 TL e, üstünde 2.60'lara kadar gitmiş. Şu an ise e, 1.70'lerde. Bu ise deli gibi bir kayıp yaşamış zaten. Yani %35, %30 kayıp yaşamış. E, bu saatten sonra ne yapacak? E, i̇stediği kadar buralarda yani çok böyle şey yapmayın böyle artı 5'ler artı 10'lar beklemeyin. Sadece Kanal İstanbul'la ilgili bir haber düşerse bu ise yerinde kıpırdar. ben bu iseyi tutmaya devam edeceğim. Tabii Tabi yatırım tavsiyesi de siz ne yapıyorsanız ne ediyorsanız edebilirsiniz. Sadece sorduğunuz için söylüyorum desteği 1.70'tedir. 1.72'nin altında stop loss'la beklenilir. Öbür türlüsü Yönü ne olacaktır arkadaşlar? Yönü yukarı yönlü hareketleri devam edecektir. E, yavaş yavaş artık önümüzdeki günlerde e, Kanal İstanbul'la ilgili e, güzel haberler gelecektir. E, bunlardan bir tanesi İLAS arkadaşlar. İlaz e, biliyorsunuz 124'ten bu da ne kadar bir e, kayıp? Yaklaşık yüzde 55 kayıp ve deli gibi yatırımcılar şikayet ediyor. Bir de bu inanılmaz bir yani yaklaşık 2 yıllık 3 yıllık bir süre zarfı içerisinde hiçbir şekilde doğru düzgün kazandırmamış yatırımcısına. O yüzden bu Kanal İstanbul'la ilgili önümüzde güzel hedefleri olan hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum yani bir de bu hissenin bir de şöyle bir hikayesi var patron geçen gün kap haberi attı yani yaklaşık 60 milyon yanlış olursam düzeltin lütfen 60 milyon bir lot alışı gerçekleştirilecek tarafımızca dediler. Bu bakın şu görüntü benim için inanılmaz derecede iyidir. Şu görüntü benim için gerçekten muazzam derecede iyi bir görüntüdür. Ben bu formasyonlar biraz e, sıkar yani ya kısa da bir şey beklemeyeceksiniz. Ya yani bu ise buraya kadar düşse bile dahi e, bir e, 0,34'e düşse bile dahi e, teknik olarak dönüşünü yapıp çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. İlas Holding'in. E, öyle e, önümüzdeki günlerde e, tekrar bir kapa haberi bekliyorum açıkçası İlas Holding'de. E, ondan sonra yukarı yönlü hareket e, devam edecektir gibime geliyor. Destek noktası neresi hocam derseniz destek noktası burada 1, 2, 3 defa te temas etmiş, 4 defa temas etmiş, 5. de kırmış, pullback'ini yapmış, yukarı yönlü hareket etmiş. Burada endeksle beraber biliyorsunuz ki 3 Mart'ta ve 3 Mart'tan 5 Mart'a kadar 19 ne 5 Mart ya 2 Mart'tan 24 Mart'a kadar bir endeks sıkıntısı yaşadık. Yaklaşık 15-20 günlük bir endeks sıkıntısı yaşadık 2020'de. Hatırlayanlarınız vardır. O da burada saldı. Ondan sonra daha da bu ise hiçbir şekilde bu 0,50 desteğine yanaşmadı. Ta ki şimdi yanaştı yavaş yavaş. 0,50 bizim desteğimizdir. Ana desteğimizdir. Gelirse bile buradan tepki alıp yönüne devam edeceğini düşünüyorum. Bu hisseler Kanal İstanbul'la ilgili olduğu için paylaşıyorum. Yani kısada bir şey beklemeyin. Rica ediyorum. Ekge'ye o paylaştık. İhlas'ı paylaştık. Bir de bunun gayrimenkulü var. İhlas gayri menkul müydü? İhlas gayri menkul. Evet. Ha, bir de bu ise. Bu ise de çok güzel. Ee, Kanal İstanbul'la ilgili bildirimler geldiğinde bu ise de biraz böyle canlanıyor. Bir şekilde bir şeyler yapıyor. Yani bizim ana desteğimiz arkadaşlar açıkçası şurasıdır. Yani tam şurası 0.90'lar. Zaten hemen hemen gelmiş sayılır. E, 0.90'lar buradan tekrar e, yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Burada bir direncimiz var. Buradaki seviyelere kadar geleceğine e, inanıyorum. Bu da yaklaşık yüz, e, yüzde kaçtır bir bakalım. E, uzun vade tutacaksınız arkadaşlar. Yani askerde olanlar 6 aylık süre zarfı içerisinde ne yapabilirim diyenler için e, bunlar e, bu hisseler emlak konut, e, ilas gayrimenkul, işte biraz sonra e, çimsa Ondan sonra ne bileyim Akçansa bu tarz hisseleri e, belki e, onları tatmin edebilecek seviyelere gelebilir. E, 6 ay sonrasında parasını ikiye katlayabilme durumları olabilir. Akçansa dedik Akçansa bir bakalım. E, şimdi Akçansa'nın şöyle bir hikayesi var. Akçansa bir tavan yapıyor sonra tekrar düşüyor. <laughs> Öyle bir sıkıntısı var. E, bende var ben satmadım. Açıkçası böyle bekliyorum çünkü... Çok da aktif değildim yine de bak desteğe gelmiş yani 17-20 desteğine gelmiş 17-20'nin altına kapanışlar kesinlikle zaten yapmaması gerekiyor yaparsa şuradaki desteğe gelecek yani buradaki yatay desteğine gelir onu da bilincinde olalım lütfen yani bende var diye hisseyi övmem arkadaşlar yani ben olanı söylüyorum. Yani burada yükselen bir kanal içerisindedir. Sürekli bu kanala çarptığında tepki geliyor. Burası düşen düşeni kıran çizgimizdir arkadaşlar. Burayı kırdıktan sonra yönü çok güzel rahat açılır. Her yeri artık direnç olmuş buralar. Burayı bir kere aşması gerekiyor. Yani 20-24'ü aşması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde aşacağına inanıyorum bu hissenin. Yani yukarıda hedef neresidir hocam? Yukarıda hedef güzel hedefleri var arkadaşlar. Öncelikle buradaki tarihi zirveler 21 21-40'lar Sonra işte 24-23 TL'ler e, teknik olarak hedeftir. Yükselen kanalın içerisindedir. E, Kısa da e, bu şekilde taban yapması o kadar da önemli şeyler değildir. E, yalnız e, eğer bir hikayesi varsa... Bu da e, Kanal İstanbul'a ilgili bir bildirim geldiğinde hemen kendine gelen hisselerden bir tanesidir. E, şimdi nu Cimento arkadaşlar e, 53-55 bizim ana desteğimizdi. 53-55'te e, buranın altında kapanışlar yapmaması gerekiyor. Normalde stop loss olunması gerekiyor. Şimdi yarın eğer endekste biraz kıpırdamalar olur ise 23-55'in üstünde atar ise tekrar pozisyon açılabilir. Çünkü... Ee, gerçekten buradaki görüntü çok güzeldir. Buradaki görüntü ileriki zaman dilimi içerisinde 66 TL hedefler. E, gelir. 66 TL'nin üstünde kapanışlar yapar ise çok güzel olur. Dediğim gibi şu an için stop loss seviyelerindedir. 53 55'in üstünde kapanışlar yapar ise ee, yoluna devam edecektir. Eğer ki e, altında kalmaya devam ederse 44 TL'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yalnız ben bu düşüşün tamamen endeks kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Endekste böyle çok düşen e, hisseler arasında yer almadı maalesef. Yani e, yatırımcısını çok da özmedi. Diğer hisseler yaklaşık 60, 70 düşerken bu ise e, hadi diyelim 10 düşmüştür. Ki zannetmiyorum yüzde da düştüğünü. Yani bu ise de önümüzdeki günlerde güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi bir yat paylaştık mı? Bir yat paylaşmadık. Şimdi. Evet e, endeksle beraber e, o da güzel bir düşüş yaptı. Yaklaşık %20-15 arasında bir düşüş gerçekleşti. Dotu çok azdır. Bedelsiz sermaye artırımı yapabilme ihtimali olan yükselerden bir tanesi. 306 TL desteği bugün çalıştı. 306 TL'den yukarı yönlü hareketine devam edebilir. E, devam ederse oyuna dahil olacaktır. Burada 10 numara 5 yıldız hareket e, mevcut olur. 422 TL'ye kadar gidebilir. 422 TL hatta 430 TL üstünde kapanışlar yapar ise buradaki inanılmaz görüntüden bahsedeceğiz. Ben bu hisseyi 800 TL kadar satmayacağımı ant içmiş bir adamım bir yat hissesi için çok böyle önemli şeyler değildir 20 10 zarar bunlar önemli şeyler değildir bir hikaye varsa o hikaye eninde sonunda başlayacaktır yani. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki isemiz coca arkadaşlar. Ramazan ayında benim beğendiğim hisselerden bir tanesi şu şekilde. 64 TL desteğimiz vardı. 64 TL desteği şimdi çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Biz o Endeks endeks de düşmedi bu ise. Bakın bir, bir sadece bugün %5 düştü. Endeks de hep kazandırdı bize. İyi de ee, e, durdu, tutundu. E, bu geri çekilmeler çok önemli şeyler değildir. Buradaki bu 74 bandı, 72-74 düşeni kıran bandımız düşer ise asıl hedef 92 TL demişiz. E, hala e, teknik olarak 10 numara 5 yıldırdır. E, bak bu kısa grafiktir, uzun vade grafiği inanılmaz güzel arkadaşlar. Yani uzun vade grafiğimiz çok güzeldir. Yoluna devam edecektir. Önümüzdeki günlerde geçen Ramazan'da en çok kazanç oranı yüksek olan hisselerden bir tanesiydi. Bu yılda aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Şok market sonrası arkadaşlar. Bu hisse de güzel primlenmişti. Yani desteği bakın destek ne demişiz arkadaşlar şöyle biraz günlüğe alırsak net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi 11.60'ın üstünde kaldığı sürece o numara 5 yıldızdır. 11.60'a kadar gelse bile çok da önemli şeyler değildir. 13 13.10'un üstünde kapanması bize 13 13.10'u destek yapar. 14.50'ye kadar gider. Tekrar geri gelir bu seviyede. Çünkü bu tarz liseler eksi 3 yapar. Artı 4 yapar. Büyük ihtimalle yarın yoluna devam eder. Etmese bile 11.60'a gelip oradan hızlı bir şekilde yönüne e, devam edecektir. Yukarı yönlü hareketine devam edecektir. E, teknik olarak hedef fiyatı 17.77'ler e, demişiz. E, şok market için. E, bu da benim teknik olarak beğendiğim hisselerden bir tanesi. E, yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki hissemiz. Jant'ı çok merak etmişler. Jant Hocam ne olur ne biter? Jant. Ben hayat yani ben bugüne kadar ne zaman janta yatırım yaptıysam kazanmışımdır arkadaşlar. Yani o kadar güzel biri ise o kadar böyle yani insan onun e, yüzünden böyle para kazanıyor. Yani burada e, Şimdi değerli dostlar burada çok güzel bir formasyon vardı. Burada kırılım gerçekleşti. Pullback'ini yaptı. Yoluna devam etti. Şuradaki kanal boyu kadar yükselişini yaptı. Hatta daha fazla da yaptı. Sonra da bedelsiz sermaye artırımı. 10 numara 5 yıldız. Bir ay oldu. Tam bir ay oldu sanırım. Daha bir ay olmadı. Bedelsiz sermaye artırımı yapacağına. Yani yarın öbür gün haberi gelir. da hemen çok önemli bir seviyeye dikkat etmek istiyorum. E, Kısa da çok güzel bir görüntü var. E, elimde tutuyorum arkadaşlar. E, yani bugün tavan da oldu. Satmadım elimde. E, çünkü neden? Biraz daha bekletmek istiyorum açıkçası. Çünkü daha daha böyle e, ben e, buradaki seviyelerden paylaş e, şey yaptım. Arkadaşlar şuradan alıp buralardan e, çıkış yaptım. Yani %60, %70 kazanç sağladı. E tabii kusurlara da attık. Ya bu saatte hala elimde tutuyorum. İnşallah elinde tutanlar var mıdır bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını düşünüyorum bu ise. Yani burada bakın obo görüntüsü var. Tobo görüntüsü var pardon. Ee, bakın tobo görüntüsü var. Daha onaylanmamış ama. Yapmayabilir. Yani burada şurayı geçer ise şuradaki bak kısa kısa da şuradaki seviyeyi kırar ise ee, artık ne yapacağız ee, yani şuradaki 700 yani 800 TL'yi kırar ise 800 TL çarpıp tekrar geri gelebilir sıkıntı değil ee, 800 TL'nin üstünde çıkar ise o zaman işte benim o zaman e, söylemiş olduğum gibi e, 4 haneli rakamlar bizi bekliyor olacaktır inşallah tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yani biz bunları paylaşıyoruz ama şimdi adamlar diyecek elindeki hisseyi paylaşıyor e, şey yapıyor Elimize verecek. Ben bunları alın diye paylaşmıyorum. Merak ettiğiniz için söylüyorum. Gider gitmez bu benim bileceğim iş değildir arkadaşlar. Sen yatırım yapıyorsun. Senin bileceğin iştir. Biz kimseye alsa tut yapın demedik. Demeyiz de. Hayatımız boyunca da demedik hiç kimseye. Şimdi şöyle bir şey yapsak daha makul olur bakın burada bir e, tobo formasyonu var bu tobo formasyonun asıl hedefi işte buradaki seviyeler tekrar 900 bin TL'ler işte e, teknik olarak hedeftir gider gitmez bilmiyoruz arkadaşlar yani bakacağız izleyeceğiz göreceğiz bakın era sayıda da aynı görüntü e, mevcuttur e, bizim indikatörümüzde e, güzel 100 günlük hareketli ortalama e, 10 günlük hareketli ortalamayı kesmiş e, Bu benim için olumlu bir sinyaldir e, kısa da böyle e, Gel gitler yapabilir çok önemli şeyler değil arkadaşlar. Kısa da düşebilir bizim ana destek hattımız neresiydi arkadaşlar? Şurasıdır. Şuraya kadar düşse bile çok da kafaya takmamak gerekiyor. Buranın altında düşmemesi gerekiyor. Piyasa çok kötü. 654 e stop loss yapabilirsiniz ya da piyasa şu an iyi olmadığı için hiç giriş de yapmayabilirsiniz. Seçim sizindir. Kesinlikle ben şu an için yeni yatırımcıların oyuna dahil olması yönünde olumsuz bir şeyim var. Yani ben çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ama illa da ben yatırım yapmak istiyorum diyenler varsa o yüzden biz bu tarz hisseleri paylaştık. Yani en azından destek dirençlerini bilsinler. Böyle balıklama atlamasınlar bazı hisselere. Kimse Evet. kimse Çimsa. Şöyle. Şöyle haftalık grafikte. bakın muazzamlı görüyor musunuz? Muazzam bir grafik. Bak muazzam. Daha önce çizmişiz arkadaşlar. Buradan tepki gelecek artık. Yani gelmesi gerekiyor. Yani yarın bu hisse'nin artı yapması gerekiyor. Yani endeks iyi olursa, endeks kötü olursa hiçbir hisse bir bok yapamaz. Onu da söyleyeyim sana Bizim ana desteğimiz neresidir Ana desteğimiz şurasıdır Yani buraya kadar düşse bile dahi Çok da olumsuza kapılmamak gerekiyor Yani burada açıkçası Ben bir tepki geleceğini Düşünüyorum Yarın mı yapar öbürsü gün mü yapar bilmiyorum ama 17-65'e kadar bir düşüş gerçekleşse bile dahi bir sıkıntı yok. Bakın şu desteğe çarpıp bakın burada buradaki desteğe çarpıp yukarı gitmiş, tekrar güç toplamış en de sonunda e, vurmuş. Yani buradaki dirence vurmuş. Şimdi iki tane e, temas edilen bir nokta var. O, o, noktadan böyle dümdüz çizdiğinizde şuraya çarpacağınızı biliyorsunuz. Anladın? ve şuraya çarpacağınızı da bil, bilmeniz gerekecek. Ve şuraya çarpmış artık ne yapması gerekiyor? Endeks iyi olursa buradan geri dönüş yapacak. Yapması gerekiyor. Öyle bir beklentimiz var. Yani burada artık yatırımcılar, traderlar şuradan tam malı götürüyorlar. alıyorlar. Yani yarın bu hisseyi mala girecekler yani çimseye. Mala girecekler, mala girmeye çalışacaklar. E, endeks kötü olursa girmezler, hiçbir şekilde girmezler. Onun da bilincinde olun, lütfen sizlere önemli bir duyurumdur. E, düşer ise eğer ki hisseler düşer ise, yani endeks düşer ise hisseler de düşecektir. Ee, çok fazla böyle balıklama atlamayın. Ee, ben geçenlerde bir örnek vermiştim. Yani 100 bin TL'niz varsa örnek diyorum. Bu piyasada yani 10 tane hisse rahat bir şekilde alın ya. Gerekirse 10 tane her birine 10 milyar at, atın. Yani anlatabiliyorum. Gerekirse her birine 8 bin, 8 bin TL atın. Altın yani bir tane hisseniz sizi 5 tane hisseniz sizi kurtarsa en azından o zarar şey yapmaz. Farklı farklı sektörde. Örnek işte diyorum çimento da çimento alırsınız işte ne bileyim demir çelik alırsınız bir tane bir tane gedik yatırım alırsın bir tane işte jantla alırsın bir tane gayrimenkul alırsın bir tane işte lojistik alırsınız bir yat alırsınız bir tane market alırsınız bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor kötü günler geçiriyoruz bunlara dikkat etmeniz gerekiyor Sasa'yı çok merak edenler vardı hemen Sasa'nın bilgisini verelim Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hatta teknik olarak çok güzel 42 TL desteği var. E, Kısa da 47 TL hedefi var. yarın öbürsü gün görebilme ihtimali vardır. E, bu 47 TL aşılmazsa tekrar geri gelecektir arkadaşlar 47 TL'nin üstünde kapanışlar yapar ise şöyle bir hacim benim için yeterli olacaktır. E, ondan sonra Şuradaki formasyon muazzam bir formasyondur. O formasyon belki birkaç ay sürebilir. Belki birkaç ay sürebilir. 5 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir ama buradaki formasyonun asıl hedefi çok çok güzel seviyelerdir. Sabırla beklemek gerekiyor. Yani içinde uzun vadeci yatırımcılar varsa sabırlı olmaları gerekiyor. Sabır yoksa yapacak hiçbir şey yok. Anladınız mı? Başka bir işe, hisse, hisseye bakmayayım arkadaşlar. Çok hisseye baktık şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeterdir. Allah bin bereket versin. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir al satı tavsiyesi değildir arkadaşlar öncelikle şunu da bir belirteyim ee, yasal uyarıdır burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyesi yatırım danışmanlık kapsamında değildir şöyle hemen önemli bir not daha yapayım ee, değerli dostlar katıl butonuna katılan dostlarımıza yeni 2-3 tane hisse paylaştım bir de tarama formülü paylaştım destek dirençleri hedefi formasyon hedefi olan hisseyi e, hepsini stop loss seviyeni bile Paylaştım. Katıl butonuna katılmak isteyenler şuraya katılıp e, bize yardımcı olabilirler. En azından e, umarım belki yardım yardımcı olur sizler arkadaşlar. Güzel şeyler paylaştık. Umarım en güzel e, şekilde yararlanırsınız. E, katıl butonuna katılmanız yeterli olacaktır. Güzel hisseler paylaştık. İnşallah e, söyler. Ondan sonra Fener'i paylaştım. Beşiktaş'ı paylaştım. Bu iki ise Fenerbahçe. E, zaten Fener'i de yazayım burada kısa bir e, tobo görüntüsü vardı biz dün paylaşmıştık katıl butuna katılan kardeşlerimize paylaşmıştık abilerimize paylaştık bugün %10 yaptı. Yarın da işte yüzde 38 TL gider ise e, Allah bin bereket versin e, ondan sonra bilinmezlik var yani 38'e gidemez yani 30 yani diyelim 38-37 arası hedefi oluşur e, oradan artık e, bilinmezlik oluşur. Eğer ki Fenerbahçe yarın yeni, e, pazar günü yenilir ise pazartesi bu ise tabandır. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yatırımlarınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Kesinlikle uyanık olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı şeyleri açık bir şekilde söylememe gerek yok. Yani Fenerbahçe pazar günü e, yenilir ise bu ise pazartesi günü tabandır. Nettir. E, ondan sonra e, pazar günü kazanır ise tavandır. Basittir bazı şeyler basittir. Ee, öyle tahmin ediyorum. Yani yap olmaya da bilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kesinlikle al sat tavsiyesi değildir. Ee, kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Allah a... ya çok teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar. Yani çok güzel yorumlar gelmiş. Yani bu videonun altında inanılmaz derecede güzel videolar var. Ee, yorumlar var. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah peygamber hepinizden razı olsun. Beni özlediğinizi düşündüm yani Allah razı olsun hepinizden yine Allah razı olsun yine Allah razı olsun Allah razı olsun teşekkür ediyorum beni mutlu ettiniz yani bu kötü zamanda vallahi bile tebessüm ettim vallahi bile o kadar güzel yani bakarsınız yorumlara Allah peygamber razı olsun hepinizden güzel yürekli insanlar Allah sizlerle beraber olsun la galibe illallah